Evet değerli öğretmenim. Peki solunum yolu tıkandı. O zaman ne yapacağız? Aslında e, direkt kalp masajını hiç ara vermeden devam edin e, mantığı da burayı tamamlamış olacak. Niye niye tıkıyor solunum yolunu? Ne tıkıyor? İşte yemek yerken e, ya da özellikle bebeklerde, çocuklarda, küçük yabancı bizim solunumumuz tıkayabiliyor. Bizim soluk yolundan bahsetmiştik, trakea, soluk borusundan. E, trakea ikiye ayrılıyor, sağ ve sol akciğere... Genellikle bu tıkanma, o e, bifurkasyon denilen tam ikiye ayrılan kavşak bölgesinde olduğu zaman iki akciğeri de maalesef tıkıyor. Şu aslında tam tıkanma gerçekleşmeden önce Soluk borusunun herhangi bir yerinde bu yaban cismi kalabiliyor ve hasta bir miktar nefes alabiliyor. Biz buna kısmi tıkanma diyoruz. Kısmi tıkanmada eğer hasta nefes alabiliyorsa, hasta öksürebiliyorsa ki nefes alıyor demektir. Hatta bizimle konuşabiliyordur bu hasta. O yüzden yapacağımız şey hem kendimizin hem onun sakinleşmesini sağlamak. Yapacak şey hasta sakin olmasını söyledikten sonra hafif hafif nefesler alarak akciğeri doldurmak. O kısmi geçen yerden akciğeri doldurmak. Ne yapıyoruz akciğeri doldurduğumuz zaman? Artık yaban cismin arkasında güçlü bir hava birikmesi sağlıyoruz. Burada derin bir öksürüğe teşvik ediyoruz. Şimdi tamam derince bir öksür, güçlü bir öksür. Öksürük yaparak biz diyafram kasını tıpkı nefes alınca aşağı inen verince yukarı çıkan diyafram kasını <laughs> diye öksürünce de ani bir basınç yaratmış oluyoruz. Bu basınçla alveoller içerisindeki havayla o yaban cismin ters akım etkisiyle çıkmasını sağlıyoruz. Çıkartamadık. Hasta yanlış bir şey yaptı. Derin nefes aldı. Tam tıkanma oldu. Artık hasta konuşamaz. Artık hasta öksüremez. Artık hastanın rengi morarmaya başladı. Hemen klasik evrensel boğum hareketini yaptı bize. Boğazını tutarak yapacağımız şey hemen hastanın yanına geliyoruz arkasından doğru öne doğru hastayı eğiyoruz, dengeliyoruz düşmesin, devrilmesin diye başı, ağzı aşağıda olacak aşağı dolacak hemen sırtına avuç içimiz ve elimizin sırtı gelecek şekilde sıvazlar tarzı 5 kere 1, 2 3, 4 5 kere vuruyoruz bu arada yabani isim o basıncın etkisiyle çıkabiliyor çıkmadıysa eğer hastanın tam arkasına geçiyoruz bir bacağımızı hastanın iki bacağının arasından sokuyoruz ki dengelemek için kendimizi. Bir ayağımız hafif arkada duruyor. Hastanın çeviriyoruz. Parmağımızı yumruk yapıyoruz. Baş parmağımız biraz dışarıda olacak şekilde. İman tahtasıyla göbek dili arasındaki karın boşluğuna doğru yerleştiriyoruz. Diğer elimizle bu yumruğu da yakalıyoruz ve kendimize doğru ve yukarı doğru ani basınçla çekiyoruz. Bu basınçla hastanın yaban ismi az önceki mekanizmayla ters hava etkisi çıkmasını bekliyoruz. Bunu 5 kere uyguluyoruz. Çıkana kadar 5 kere sırta vurmak, 5 kere de masaj yapmak. Çıkana kadar uyguluyoruz. Hastanın birinci iyice kayboldu, çıkmadı, yere yığıldı. Artık yapacak bir şey yok. Burada temel yaşam desteğini sürdürüyoruz. Burada da ideal olan kalp masajıyla bu işlemi sürdürmek, hastayı yanlandırmak ne zamana kadar? 112 gelene kadar. Tüm bu işlemler sırasında etrafta birileri varsa mutlaka 112 yardım istiyoruz. Mutlaka 112 yardım istiyoruz. Eğer etrafta birileri yoksa artık mobil telefonlarımız var. Hastanın tamamen birinci kayboldu. Bizim bu şekilde yardım istememiz gerekiyor. Peki bu arada biz tek başımızdayız. O durumda ne yapacağız? Tek başımıza olduğu zaman işte bir sandalye, bir koltuk aynı bizim yumruğu yaparmış gibi oraya ani basınçlarla yapıp bu arada öksürük ya sakin nefes öksürük yapmamız lazım. Öksürmemiz lazım. Burada önerilen şu. Sonuçta bir süre sonra bizim de bilincimiz kaybolacağı için mümkünse bu işlemi yaparken yap, yapmadan hemen önce olabildiyse 112'yi arayıp hoparlörü açık tutup bir şekilde bu işlemleri yapmak öneriliyor. Ya da etrafta birileri varsa camı kapıyı açıp bağırarak yardım isteyip ondan sonra bu işleme geçmemiz öneriyor. Çünkü bir süre sonra yardım isteyecek hiçbir zamanımız ya da şansımız olmayacak. Çocukta nasıl yapıyoruz bu işlemi? Aslında yetişkinle aynı değerli öğretmenim. Sadece aradaki fark çocuğun boyu bizden küçük olduğu için ona doğru çömeliyoruz ve aynı hizaya gelmeye çalışıyoruz. Ondan sonra yine beşe beş kere sırta e, vuruş e, ve 5 kere karın basısıyla bu işlemi devam ediyoruz. Çıkmadı, tamamen kapandı, bilinç kapandı. O zaman temel yaşam desteğine geçiyoruz. Temel yaşam desteğini anlatmıştık. Bebekte nasıl? Bebekte biraz farklı değerli öğretmenim. Bebekte bebeği alıyoruz, ağzını hafif açarak önce bir ağzdan hakikaten görünen bir yabancı var mı kontrol ediyoruz. Varsa çıkarıyoruz. Bebeği kolumuzun üzerine yatırıyoruz. Bunu oturarak yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bebek ağır olabiliyor. E, dengemizi yitirebiliriz. Ayağımızın üzerine, bacağımızın üstüne bebeği kolumuzla beraber yatırıyoruz. Sırtına yine aynı şekilde 5 kere süpürür tarzda vuruş yapıyoruz. Sonra diğer kolla bebeğin boynundan tutarak ters çeviriyoruz ve göğse masajlarla Yine üçüncü, dördüncü parmaklarımızla e, bastırarak göğüs kemiğinin alt kısmında tıpkı e, az önce uyguladık, vurduğumuz gibi yabancı isim çıkana kadar beş kere sırta masaj, beş kere e, Heimlich'in buradaki versiyonu gibi düşünün. İki parmakla bası uygulayarak diyafram basısıyla çıkarmaya çalışıyoruz. Artık bebekle de iyice bir bilinç kaybolu muramaya başladı. Temel yaşam desteğine geçerek işleme devam ediyoruz. Buradaki dikkat edeceğimiz husus şu. E, yaban isim şüphesi varsa direkt solunla e, başlamayıp olabildiği kadar masajla gitmeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü direkt hiç masaj yapmadan, hainlik uğra uğraş yapmadan direkt solunum desteği verirsek yabancı ismi daha da arkaya geçirme ihtimalimiz var. Peki, bu bizim çok karşılaşma olasılığımız yüksek bir uygulamaydı değerli öğretmenim. Sanıyorum anlaşıldı.